Merhaba arkadaşlar. Şu anda saat 16:13. Marketler açık. Aynı anda da video çekmeye çalışıyorum. Stratejime göre şu anda kaçırdım videoyu başlatırken. Alma noktası şurasıydı. Onu tabii hızlı şekilde geçti. Bu durumda bir daha pullback olacak mı onu bekleyeceğim. Şu anda day trading yapacağız. Dakikaları 1 dakikalık grafiğe bakıyoruz, pardon. Aynı anda da işlem yapmaya çalıştığım için biraz zor oluyor tabii. Stratejiye göre bu noktanın üstüne çıktığında yukarı trend bir pullback oluyor, geri dönüşüm. Ve ilk bu çizginin yukarı çıkışında alım için iyi bir nokta diyoruz. Bu hissenin spread'i 0.01. Şu anda herhangi bir işlem yapmıyorum. Hala düşüyor. Yukarı geçemedi. Bu diğerinin üstüne de geçemedi. Evet, bu risk noktam oluyor. Almış olsam, bu emri göndersem 1.91 benim alış noktam olacak ya da aşağıya doğru kaydırabilirim bunu. Örneğin şu durumda 1.87 order'ı göndersem alış noktam olacak. Riskim de 1.80 oluyor. Mesela şu durumda stop loss seviyesi. Bu bölüm benim riskim, yani 7 cent risk almış oluyorum. Şimdi order göndermiş olsam yukarı doğru da örneğin 2 diyelim. 2 de bizim hedefimiz diyelim. 1.87 2 arasında 13 sent var. Ortalama işte bir yatırıp bir birim risk alıp 2 birim kazanma durumunda oluyoruz bu durumda. Şu anda order'ı göndereyim. Almak için gönderdim. 100 hisse almak için order gönderdim. Fakat order direkt çalışmadı. 1.87'den almaya çalıştım. Şu anda yukarı gidiyor. Order'ı iptal edeceğim. İstediğim yerde çalışmadığı için. Order cancelled. Evet. Yukarı çıkmaya devam ediyor. Ama bir stratejiniz olması lazım. Buna göre işlem yapmanız lazım. Eğer stratejinin dışına çıkarsa yaptığınız işlemler, bu durumda kumar oynamış olursunuz. Bundan dolayı bir stratejinizin ve bir planınızın olması çok önemli. Bu bir örnekti. Örnek olarak göstermek istedim size. Gün içinde bu tür birçok hisseyle alım satım işlemi yapılabiliyor. Bu gösterdiğim bilgi tabi sadece gün için değil, gün içi işlem yapanlar için değil. Örneğin aynı işlemi günlük grafiklere bakarak da yapabilirsiniz. Ya da daha uzun dönemli bir işlem yapıyorsanız, örneğin Apple açalım. Şurada da alım için haftalık grafiğe bakıyoruz. İyi bir nokta olduğunu görüyoruz haftalık grafikte. Aynı şekilde aynı taktik haftalık, yani uzun dönem yatırım yapanlar, kısa dönemli yatırım yapanlar gibi, yani bütün yatırım zaman aralıkları ya da işlem zaman aralıkları için kullanılabilir. Tekrar biraz önce baktığımız hisseye gidelim. Başka bir işlem yaptık. Şurada alıp burada sattık. Aynı şekilde 2 dakikalık grafikteyiz. Ortalamaya yaklaşmış. Bir ket order ekliyorum bunlara. Yani risk ve hedef noktalarım önceden belirlenmiş oluyor.
risk noktası olarak en son çubuğun altını, çubuk tamamlanınca hedef noktası olarak da bu swing high noktasını belirleyeceğim. Şu anda buy limit için emir veriyorum. Spread 9 cent. Spread biraz büyük olduğu için bunu sonradan gördüm, iptal ettim işlemi. Spread'in de az olmasını önem gösteriyorum. Yani alım ve satım arasındaki farkın az olması gerekiyor. Çünkü alma işlemi yaptığınızda, satmaya çalıştığınızda 8-10 cent ya da 1 dolar gibi bir zararınız oluyor. Hemen alıp satsanız bile 1 dolar bir zararınız olabilir bu durumda. Alım satım arasındaki fark çoksa. Alım satım arasındaki fark değişiyor tabii işlem hacmine göre. Hissenin hareketine göre şu anda 5 cent oldu. Biraz önce 10 cent'e kadar çıkmıştı, iptal etmiştim onu. Buy limit order görünmekte şu anda. Değişik order tipleri var. Örneğin stop limit diyebilirsiniz. Stop order diyebilirsiniz. Stop order dediğinizde hisse stop değerinin üstüne çıktığında alım işlemi için market order, yani herhangi bir fiyattan alım satım için işlem borsaya gönderilir. O anki en güncel fiyattan işleminiz yapılmış olur. Tabii market order tercih edilen bir şey değil. Bundan dolayı stop limit ya da satışlar için de stop limit kullanabilirsiniz. Stop limit kullandığınızda iki tane fiyat belirlemeniz gerekmekte. Bir limit price, bir de stop price. Evet, genel olarak bugünlük de bu kadar anlatacağımız. Ben işlemlere devam edeceğim. Görüşmek üzere. Bu kanalı beğendiyseniz üye olmayı unutmayın. Bye bye.